içimizdeki balık. Vücudunuzun, bir balığınkiyle çok fazla ortak noktası olmadığını düşünebilirsiniz. Ama ben aileden gelen bir benzerlik görüyorum. Dışarıdan bakıldığında pek de balığa benzemiyorsunuz, bu doğru ama onlarla akrabasınız. Bu ilişkinin ipuçları, çok eski kayalara kazınmış durumda. Dünyanın her yerindeki fosiller, ilk kemikli iskelete sahip canlıların balıklar olduğunu gösteriyor. Tıpkı bizler gibi, omurgaları ve kafatasları vardır. Bu ortak anatomi, bizi balıklarla ve uzun bir soy hattındaki başka canlılarla birbirimize bağlar. Bu düşünceyi ilk keşfeden 19. yüzyılda yaşamış olan bir anatomi uzmanı Sir Richard Owen. İnsanlar Londra'ya gelerek incelemesi için yeni ve tuhaf canlılar getiriyordu. Bu farklı canlıları inceleyen Richard, hepsinde ortak şablonlar keşfetti. Her uzvun şekli ve yapısı genel anlamda çok farklı olduğu halde hepsinde belirgin bir şema vardı. Sanki aynı kemik grubu, farklı işlevleri yerine getirmek üzere ezilmiş ve esnetilmiş gibiydi. Olayın bizim açımıza geldiği noktaya değinelim. Balık atalarımız sudan karaya nasıl geçmişti ve neye benziyorlardı? Karada bitkilerin çoğalması ve bataklıkları oluşturması, sığ suların oluşması veya sulardaki avcı potansiyeli gibi etkenler canlının karaya çıkmasına etki etmiştir. Yapılan kazı çalışmalarında yassı kafalı bir balık fosili bulundu, buna tiktaalik adını verdiler. Tiktaaliğe baktığımız zaman pul, yüzgeç, solungaç gibi balıklara özgü bazı özelliklerin yanı sıra solunum için akciğerlere de sahipti. Şaşırtıcı bir diğer özelliği de, bir boynu olmasıydı. Ama asıl önemli nokta yüzgeçlerin içinde, bugün kendi uzuvlarımızda da bulunan Owen'ın bir kemik, iki kemik ve çok parçalı kemik şablonun ilk versiyonunu görürüz. Tiktaaliğin yüzgeçleri, vücudunu sudan yükseltecek kadar güçlü olduğu için de yepyeni bir yaşama açılmıştı. Tiktaalik gibi balıkların sahip olduğu türden iki çift yüzgeç, milyonlarca yıl içinde dünyadaki bütün kemikli hayvanların sahip olduğu iki çift uzva evrimleşecekti. Bu tiktaalik atalarımızdan bize kalan bir miras. Bütün canlılar gibi, tiktaalik de hayatına tek bir hücre olarak başladı. Bu hücre, yavaşça bir vücuda dönüştü. Küçük tomurcuklar belirdi ve Sonic Hedgehog gibi genler, onları yüzgece dönüştürdü. Milyonlarca yıl içinde buna benzer yüzgeçler birçok farklı yapıya evrildi. Bu ilkin amfibinin 8 parmaklı uzvu gibi. Milyonlarca yıl geçti ve daha da yeni varyasyonlar ortaya çıktı. Karaları istila edecek olan sürüngenlerin pençeli uzuvlarından, ağaçlarda gezinebilen primatların güçlü kollarına kadar. Sonunda, bizzat dünyayı değiştirebilecek çarpıcı bir anatomik yapı ortaya çıktı. İnsan eli. İşte bu bizim içimizdeki balığa bağlayan da budur. Evrime inanmak diye bir şey yoktur. Evrim bir gerçektir. Bir inanç meselesi değildir. Güneşi balçıkla sıvayamazsınız. Evrim vardır ve kim ne derse desin bu gerçek ortadadır. Aziz Sancar.